Söyle. Yılmaz Özdil'in kullandığı bu cümle, yayının başında da söylemiştim. Yılmaz Özdil kendisini eleştiren, kendisine yönelik bir eleştiri yapıldığını ifade eden, bu arkadaş derken tabii ki kendisiyle ilgili söylenmişti. Özgür Özel'e sana bu lafları yedireceğim cümlesini peş peşe kurmuştu Yılmaz Özdil. Sormuştum, demiştim ki Yılmaz Özdil aynı sözleri Erdoğan ve Devlet Bahçeli için söyleyebilir mi diye sordum arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın. Bakın bunu bir kenara yazın. Ama ben Yılmaz Özdil'in erken seçim konusundaki değerlendirmelerini Özgür Özel'e yönelik değerlendirmeleriyle aynı düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Yılmaz Özdil'le aynı dünya görüşünü paylaşmıyorum. Ama Özgür Özel'le ilgili yaptığı değerlendirmelerin aynısı ta başından beri söylüyorum sevgili. 3-4 Kasım Kongresi'nde genel başkan seçildiği andan itibaren izlediği politikanın yanlış olduğunu ifade ediyorum. Bu bir. İki, ama aynı zamanda da Yılmaz Özdil'in Özgür Özel'e yönelik kullandığı üslubu da savunmuyorum. İşte bu üslupla ilgili olarak sevgili izleyiciler, bugün yani o sana bu üslubunu, bu söylediklerini yedireceğim diyen şeye sevgili arkadaşlar, Yılmaz Özdil'e Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Parti tarafından yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Parti sözcüsü Deniz Yücel kafa zihniyeti dediği, Özel'in bidon kafa zihniyeti dediği, Özgür'ün ise Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel sana bu iftiranı yedireceğim diyerek karşılık vermesi üzerine bir açıklama yaptı. Bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil ifadelerini kullandı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu siyasetin normalleşme sürecinde tartışmalarında bakın tartışma nereye geldi? Bidon kafalı sana bu sözlerini yedireceğim diyen bir noktaya geldi. Tabii şeyin de Yılmaz Özdil'in de özellikle şeye söyleyin Buket Aydın'ın lideri diyerek Özgür Özel'e çakması da yerinde bir çakma. Önce onu söyleyeyim. Öyle hiç de sıradan değil. Ona da katılıyorum. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ne diyor? Yılmaz Özdil ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Deniz Yücel de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, bir kişinin CHP Genel Başkanı'na sözlerini yedireceğim gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş? Hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış. Bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil demiş. Sevgili arkadaşlar, ben tartışmaların ayrı bir yerindeyim ama gerçekten Yılmaz Özdil'in kullandığı üslubunda üslup olmadığını, aynı üslubu bir Erdoğan ve Bahçeli için kullanamayacak bir Yılmaz Özdil'in Özgür Özel için de kullanmasını doğru bulmuyorum. Halbuki çok daha farklı bir şekilde söyleyebilir. Sana yedireceğim falan. Ya bunu demene gerek yoktu. Çünkü gerçekten kelimeleri müthiş kullanan bir yazar Yılmaz Özdil. Bence çok da iyi yazıyor. Çok da iyi derdini anlatıyor. Konuşarak da derdini çok iyi anlatıyor. Hatta çok iddialıyım. Çok iddialıyım sevgili izleyiciler. Yazması konuşmasından çok daha iyi bir isim. Önce hakkını da verelim şeyin. Ama dediğim gibi şey konusundaki tavrını Yılmaz Özdil'in mahalle kabadayısı gibi konuşma tarzını da benimsemediğimi ifade etmek isterim. Ama eleştirilerinde, Özgür Özel'e getirdiği eleştirilerinde tamamen arkasındayım. Şimdi bir izleyicim demiş ki sevgili izleyiciler bana bu ekonomik meselesinde faşistler gibi, ırkçılar gibi düşündüğümü söylemiş. Sevgili izleyiciler, bir ülkede yanlış gördüğünüz bir şeyi söylemek neden ırkçılık, faşistlik olarak değerlendirilebiliyor ki? Yani bazen düşüncelerimiz birileriyle örtüşebilir. Karşıtlarımızla örtüşebilir. Bu bizi karşıtımızdaki insanı siyasal düşüncesini savunuyor anlamına getirmez. Doğru bir şey varsa doğrudur. Doğru bir şeyi kim söylerse söylesin onun yanında durmak gerekiyor. Şunun altını çizelim çok net bir şekilde. Bugün Rus-Ukrayna savaşına bakmadan, niçin çıktığını görmeden, Batı'nın Türkiye üzerinde nasıl bir politik mücadele yürüttüğünü görmeden,
Kanal İstanbul meselesini tam anlamadan, sadece Kanal İstanbul'un aslında bir kanal olmadığını, sadece bir kanal olmadığını, işin içerisinde başka siyasi hesaplar olduğunu değerlendirmeden, bu konuya farklı bakanlarla aynı anda örtüştüğünüzde sizi niye farklı bir kimlikte biri yapsın ki? Niye farklı bir kimlikte yapsın arkadaşlar? Yani Dışişleri Bakanlığı'nın Fener Rum Patrikhanesi'ni Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleriyle ilgili neden Hakan Fidan gibi aynı bir devlet yöneticisi gibi konumuna getirilir ki? Bartolomus bir devleti mi yönetiyor arkadaşlar? Bugünkü yasalar çerçevesinde bakmanız gerekir. Yanlışını doğrusunu ayrı tartışılır. Ama o hala kaymakamlıktan izin alarak yurt dışına çıkabilen ve kaymakamlığı bilgilendirmek zorunda olan biri. Aynı Batı Trakya'da da olduğu gibi sevgili izleyiciler. Yani Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın kendi ülkesinde Türk azınlığına yönelik olarak yaptıklarını görmemezlikten geleceğiz. Oradaki ırkçılığı görmeyeceğiz. Ama burada da bir denge politikası gereği izlenen meseleye bakınca da çıkacağız, onun da faşistik olduğunu söyleyeceğiz. Buna katılmadığımı ifade edeyim sevgili arkadaşlar. Katılmadığımı ifade edeyim. Bakalım başka ne var, başka kimse? Hümeyra, çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Ha, şu işte soru arkadaşlar, almıştım. Ali Bey, evrensel insan hak ve özgürlükleri savunan biri olduğunuzu söylersiniz. Patrikhane konusunda bu yayında ırkçı, dışlayıcı pozisyonunuz ortada. Hangisi doğru? Ne oluyor? Paşa mı olduk demiş. Arkadaşlar, evrensel insan haklarını savunmak, ülkenin çıkarlarını, ülkenin değerlerini, ülkedeki insanların değerlerini, haklarını savunmamak anlamına gelmiyor ki. Ben hala evrensel haklar, evrensel özgürlükler, evrensel insan haklarının yanındayım. Bu herkes için geçerli. Herkes için geçerli. Ama bu ülkeyi de sokakta bulmadığımız gerçeğini bilmek gerekiyor. Yani AK Parti'nin küçük hesaplarının, AK Parti'nin hilafet hesaplarının ekümenik tartışmalarla alakalı olduğunu anlamamak için, siz ona faşistlik diyorsanız demeye devam edebilirsiniz. Ama arkasında hilafet tartışmalarından bağımsız olmadığını, halifelik tartışmalarından bağımsız olmadığını anlamak için sevgili izleyiciler, İnşallah bir gün işten geçtiğinde konuşuyor olmayız. İnşallah. Süleyman Soylu meselesine gelince de o makaleyi Süleyman Soylu'nun yazmadığı zaten çok gayet açık arkadaşlar. Ama Süleyman Soylu'nun o makalesi aynı zamanda hem AK Parti içerisine yönelik olarak, hem saraya yönelik olarak, hem MHP'ye yönelik olarak bir algı yaratma çalışmasıdır. Ve söyleyeyim size, saraydaki danışmanlardan, MHP içerisindeki isimlerden bağımsız bir metindeydir. Üçlü bir saç ayağının kurulmuş manifestosudur. Öyle değerlendirenlerdenim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 1 saat 32 dakika oldu. Tabii yayını bir ara ekrandan kendime aldım, yayın iyi izlensin diye. Tabii konuşmaya da daldım. Kendimi de ekrana vermeyi unuttum sevgili izleyiciler. Hepinizden çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ne diyor? Patrikhane Vatikan olacak diyorsunuz Ali Bey. Neden olmasın? Ne zararı olacak? Yoksa daha ileri bir demokrasi sizi de mi korkutuyor? Bunu ileri bir demokrasi olarak mı görüyorsun sevgili arkadaşım? İleri bir demokrasi olarak mı görüyorsun yani bunu? Yani Patrikhane'nin İstanbul'un içinde ayrı bir devlet olması ileri bir demokrasinin şeyi mi? Şartı olarak mı görüyorsunuz gerçekten?